Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan gezici hizmet ekibi öncelikli olarak kırsal mahallelere giderek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla sohbet ediyor, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri anlatıyor, bunların yanı sıra vatandaşların sorunlarını dinliyor. Gerek ahvanilere gerekse de vatandaşların evlerine gidilerek gerçekleştirilen ziyaretler sırasında tespit edilen sorunlar anında hizmet talep yönetim sistemine giriliyor. HTYS sayesinde vatandaşlar tarafından iletilen talep ve şikayetler ilgili daire başkanlıklarının sistemine düşerek gerekli işlemler başlatılıyor, anında çözüm önerileri sunuluyor. HTYS sisteminden önce bildirilmesi ve çözüm üretilmesi gereken acil konular ilgili daire başkanlıklarına direkt olarak iletiliyor. Şimdiye kadar gezici hizmet ekibiyle Mezitli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mut'un en ücra mahallelerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, son olarak Akdeniz ilçesinin Civan Yayla, Iğdır, Camili, Köselerli ve Akdam mahallelerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalarına öncelikle kırsal mahallelerden başlayan gezici hizmet ekibi, merkez mahalleleri de ziyaret ederek Mersin'de ayak basmadığı mahalle bırakmayacak. Sizi tanıyabilir miyiz? Sağ olasın. Civan Yayla Mahalle Muhtarı İsmail Toker. İsmail Bey, Büyükşehir Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi geldi. Sizlerin isteklerini, taleplerini dinliyor. Daha önce böyle bir uygulama görmüş müydün? Daha önce böyle bir uygulama görmedik. Teşekkürler. Allah razı olsun. İyi bir şekil oluyor. İşte vatandaşı da böyle. Vatandaş ne istiyorsa birebir onlar da isteklerini söylüyor. Güzel bir şey. Biz böyle şeylerin devamını istiyoruz. Devamını istediğimiz gibi yapılmasını istiyoruz. Gerçi yapılıyor. Yollarımız yapıldı. Mezarlığa istediğimiz şey yapıldı. Eksiklerimiz var. Eksiklerimiz de alınıyor. Bunlar da inşallah en kısa zamanda yapılacaktır. Peki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan ALO 153'te hiç daha önce irtibata geçmiş miydiniz? Yok, hiç daha önce irtibata geçmedim. Ama bugün ALO 153 ekiplerinden Halkla İlişkiler Birimi sizden geldi, taleplerini alıyor ve dijital ortama kayıt altına alınıyor talepleriniz. Takip imkanınız da daha kolay olacak bundan sonra. Dijital teknoloji çağına ayak uydurmuş oluyorsunuz netice itibariyle. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bizim için çok güzel bir şey, çok güzel, kolay. Hemen anında istediğimiz gibi şeylerimizi, dileklerimizi ondan sonra takip ediyoruz. Verdiğimiz dilekçelerin şeylerini takip ediyoruz. Daha güzel, iyi, bizler için bayağı bir kolaylaşmış. Zaten sıkıntı yoktu da daha kolay dijital ortamda. Peki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a bizler aracılığıyla iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Mahallem adına teşekkür ediyorum. İsa Süngü benim ismim. İsa Bey, kaç yıldır Iğdır'da yaşıyorsunuz? Doğdum Duvalı. 64 yaşındayım. 64 senedir Iğdır'dayım. Peki Büyükşehir Belediyesi'nin mahallenize yaptığı hizmetlere genel olarak baktığımızda memnun musunuz? Memnunuz. Hani isteğimiz yapılıyor. Hani Büyükşehir olarak hani bir herhangi halk olarak şikayetimiz yok. Bu dijital ortamda yapılan şey elbette vatandaşımız için de hepimiz için de güzel bir hizmet. Devam etmesini istiyoruz. Yani takip etme veya şikayette bulunma veya yapmış olduğun taleplerin yerine getirilip getirilmedi hususunda yani yerinde gidip takip edip zaman veya şey harcamaktansa dijital ortamda elbette takip etmek, taleplerimizin ne durumda, ihtiyaçlarımızın ne durumda karşılandığını öğrenmek açısından bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz elbette. Ve güzel bir uygulama. Başarılar diliyorum. Yani başkanımıza Allah yolunu açık etsin. Bize düşen budur yani. Biz de kendisine memnunuz yani.